Merhabalar, Nuray Yiğcil ben. Gerçekten kellik sorunu yaşayan demeyeceğim çünkü kellikle büyüdüm diyebilirim. 15-16 yaşındaydım. Anne sözü dinlemeden perma yaptırmıştım saçlarıma. Ve tabii arkadaşım olduğu için de ses çıkartamadım. Çok güzel kabartmışlar falan eve gittiğimde. Tamamen şu tepe bölgem 3,5 ay kabuklu yara şeklindeydi. Ve tabii ki o yaranın altından da artık saçlar çıkmıyordu. Çıksa da tüy halinde garip bir şekildeydi. Doktora başladık. Doktor tedavisi. İşte 12-13 yıla yakın Elçin Özüntürk var. Bilirsiniz çoğunuz cildi uzmanıdır. Çok uğraştı garibim. En sonunda kızım artık git dedi ya git. Yani hücrelerin ölmüş yapılacak hiçbir şey yok. Ne yaptım? Postişler aldım, çıtçıtlar aldım. İşte bandanalar takıyordum falan filan. Alışmıştım öyle yaşamaya. Bu arada 8 yılda anne tedavisi gördüm. İşte sarımsaklar, zeytinyağlar, yumurta sarıları gibi çözüm olmamıştı. Ürünümüz çıkacak. Hakan Bey rica etti. Kullanır mısınız diye. Çünkü gerçekten kemoterapi görmüş gibi geziyordum. Ha ben alışmıştım belki ama kişiler beni gördüklerinde herkes yazık falan yapıyorlardı. Haklılardı. Sonra neyse ben ürüne başladım. Çıkar mı çıkmaz mı kaygısı ama içimde hep bir dua. Çünkü o permayı yaptırıp saçlarımdan olduğum günden beri insanlar gece yattığında ne yapar? Sağlık ister, para ister. Ben saç istiyordum arkadaşlar. Gerçekten genç kızsınız. Berbere gitmekten, kuaförden nefret ediyordum. Her gittiğim kuaförde işte bu hikayeyi dönüp dönüp anlatmak midemi bulandırıyordu. Neyse ürüne başladım. 26 ya da 27. günüydü. Kuaförüm fark etti. Şeftali tarzında böyle tüy gibi tüylenmeler vardı. Tabii ben saçın çıkmış abla dedikleri zaman Hakan Bey'e telefon hemen çığlık çığlığa Hakan Bey saçlarım çıkıyor dedim. Ve ondan sonra saçlarım uzadı ve hala uzuyor. Renk renk boyatabildim ve çok güzel tokalar aldım. Artık benim de saçım var. Teşekkür ediyorum Propa'ya.